Ben 1988 yılında Bitlis'in Lerit köyünde dünyaya geldim. 90'lı yıllarda köylerin boşaltılmasıyla ve köylerin yakılmasıyla birlikte aile mecburi olarak göç etmek zorunda kaldı. Antalya'ya yerleştirdiler o süreçte. Ben de ilk ve orta öğrenimimi Antalya'da tamamladım. Üniversite sürecimi Van 100. Yıl Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü okudum. Biraz aslında üniversite tercihimi Van'da kullanmamın temel sebeplerinden bir tanesi, yani uzaklarda büyüdüğüm toprakları, kendi kültürümü, kendi kimliğimi, öz kimliğimi merak etme, ona olan özlem ve onunla iç içe yaşama duygusu biraz beni orada tercih yapmaya biraz mecbur bıraktı. Üniversite mezuniyeti sonrasında da Büyükşehir Belediyesi'nde dış ilişkiler biriminde görev aldım. Seçim, yani belediyede çalıştığımız süreç içerisinde sadece dış ilişkiler çalışma alanının dışında ekoloji, kültür, sanat ve kadın alanlarında da farklı aktivitelerde, farklı çalışma alanlarında da yer aldım. Belediyelere yapılan kayyum atamalarından sonra ihraç edildik görevlerimizden, birçok arkadaş gibi o sürecin mağduru olduk. Sonrasında da Antalya'ya tekrar bir dönüş gerçekleşti ve o süreçte Antalya İnsan Hakları Derneği'nin hem kurucu üyeliğini yaptım hem de yönetiminde yer aldım. Bu süreçte de şu anda bu seçimle birlikte Bitlis ikinci sıra adayı olarak halkımızın karşısındayız, halkımızla birlikteyiz. Benim seçimde aday olma gerekçelerimden bir tanesi Yeşil Sol Parti'nin bu ülkede yaşanan tüm sorunların çözüm adresi olarak görmem. Yeşil Sol Parti'nin ürettiği politikaların, önümüze koyduğu çözüm noktalarının aslında benim de kafamda tasarladığım, yani bu ülkede mevcut kriz nasıl aşılır sorusuna cevap biraz Yeşil Sol Parti'de buldum. Yeşil Sol Parti'nin genel seçim bildirgesini de incelediğimizde tüm kesimleri kapsayan kadınları, çocukları, gençleri, toplumdaki diğer derinleşmiş diğer sorunlara cevap olan her şeyi seçim bildirgesinde de görebiliyorsunuz. Bu anlamda Yeşil Sol aynı zamanda bir kadın partisidir. Diğer partilere oranla baktığımızda en fazla kadın temsiliyet oranının en yüksek olduğu partidir Yeşil Sol Parti. Bitlis'e geldiğimiz zaman şunu çok net gözlemleyebildim ben en azından bir kadın olarak. Bitlis'te kadın temsiliyetinin çok üst düzeylerde olmadığını görüyoruz diğer illere nazaran. Biraz muhafazakar ve dindar bir yapı olmasından kaynaklı kadının yani rengini çok net göremediğimiz bir şehir. Ancak bu şey anlamına gelmiyor. Bir potansiyel var. Daha öncesinden de yapılmış, emek verilmiş bir şehir. Daha öncesinden de çalışmalar yürütülmüş. Ancak bu son zamanlarda yapılan baskılar, tutuklamalar, yönelimler insanları biraz daha içe çekilen bir noktaya getirmiş. Daha kendi içine çekilen bir yerde duruyor şu anda. Kadınların kentteki görünürlüğünü arttırmak, kentteki eşit temsiliyeti sağlamak, tüm kurumlarda, tüm alanlarda, tüm sahada eşit temsiliyeti sağlamak açısından kadınların varlığını çok önemsiyoruz. Bunların Bitlis'teki genel yaşadığı krizlerden ya da sorunlardan bir tanesi esasında yani genç kadınları da biraz temas kurduğumuzda kadınların işsizlikle ilgili çok ciddi sorunları var. Kimlik arayışlarını çok net görebiliyoruz. Kendilerini kendi kimlikleriyle ifade etme alanında herhangi bir alan bulamamaları ile ilgili çok ciddi bir sorun yaşadıklarının farkındayız. Aynı zamanda şuna biraz değinmek istiyorum. Bitlis'teki birçok kazanılan belediyelerde birçok kayyum atamaları gerçekleştiği için kadın alanında yapılan çalışmaların birçoğu yarıda kalmış maalesef. Bundan kaynaklı da esasen kadın çalışmaları daha tam anlamıyla bir ete kemiğe bürünemeden maalesef bir darbe yemiş. Bu anlamda kadın kayyum atamalarındaki ilk saldırı alanlarından bir tanesinde kadın kazanımları olduğunu da görmüş oluyoruz bu alanda. Temel sorunlarından bir tanesi çok derin bir aslında yoksulluk var ve derin bir işsizlik sorunu var Bitlis'in. Yani meclise seçildiğimiz zaman yapacağımız şeylerden bir tanesi kentin aslında muazzam bir altyapısı var. Tarım ve hayvancılığa çok elverişli bir şehir. Bu anlamda yatırımcıların özellikle Bitlisli olan yatırımcıların şehir yani Bitlis'in dışında yaşayan yatırımcıların kente gelip kente sahip çıkmaları büyük anlamda işsizliği çözmenin önündeki belki ilk adımlardan bir tanesi olacaktır. Devletin
burada yaptığı yatırımlar çok sınırlı kalmış, kısıtlı kalmış. Bunların belki hayata geçirilmesi noktasında yeni bir planlama yapılması, yeni bir bütçelendirme ile yeni planlama orta yani bunları belki şey yapabiliriz. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli planlamalarla bu şehri en kısa zamanda nasıl ayağa kaldırabiliriz? Göze gelecek, görünür bir yere taşıyacak noktada ne yapabiliriz noktasında bununla ilgili girişimler söz konusu olacaktır.